Tekrar birlikteyiz sevgili Artı TV izleyicileri. Birinci bölümde ifade etmiştik. Bu bölümde HDP'li belediyelere yönelik baskıyı konuşacağız. Yani bu tabii son atılan adım 21 milletvekiliyle ilgili olarak meclise gönderilen 30 fezleke, yani dokunulmazlığın kaldırılması üzerine. Ve tabii bundan önce biliyorsunuz işte bir kayyum meselesi vardı ki devam ediyor aslında bu. Ve şimdi bu son atılan adımla birlikte baskı biraz daha artmış oldu. Yani bir şekilde tabii uzun zamandır bunun devam ettiğini ifade etmek lazım. Hatta bu yerel seçimler öncesinde biliyorsunuz iktidar doğrudan zaten böyle bir uygulamaya gideceğini ilan etmişti. Ve sonrasında da gerçekten de bütün bu yaşanan önemli sorunlara rağmen, yani örneğin işte şu anda bütün dünyayı etkilemiş olan bu koronavirüs salgınına rağmen iktidarın bir şekilde bir ajandası var. Bir yandan o ajandayı devam ettiriyor ve işte bunun da hedeflerinden bir tanesi muhalefeti tamamen yok etmek Türkiye'de. Ve işte bu tabii hangi şeyler üzerinden, tezahürler üzerinden gidecek? Kayyum atanması ya da işte doğrudan HDP mensuplarının bir şekilde sindirilmeye çalışılması ve işte buna benzer işte bu fezlekeler gibi bir takım adımların da atılması. Şimdi bütün bunlarla ilgili olarak DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Sayın Leyla Güven'le konuşacağız. Bakalım o nereden görüyor meseleyi, nasıl anlatacak bize, nasıl tarif edecek. İyi akşamlar Sayın Güven. İyi akşamlar. Evet, neler söylemek lazım? Yani bu seçimler öncesinde de bu iktidarın böyle bir şeyi vardı. Zaten ilan etmişti yani işte kayyum meselesini. Daha sonrasında gerçekten de işte uygulamaya başladılar. Ve şimdi son olarak da 21 milletvekiliyle ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılması hedefiyle fezlekeler. Ne söylemek lazım? Öncelikle Artı TV izleyicilerini saygıyla selamlıyorum. Siz de Musa Bey girişte aslında belirttiniz. Yani iktidarın sürekli bir ikinci ajandası var. Yani Kürtler açısından bu tarih boyunca hiç değişmedi. Türkiye'de hep ikili bir hukuk oldu. Yani bir Kürt'e uygulanan, bir de diğer bütün muhalifler ve Türkiyelilere uygulanan bir hukuk vardı. Şimdi biz kayyum politikasına baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Evet, şu anda pandemiyle mücadele ederken maalesef AKP pandemiyle mücadele etmesi gereken gücünün büyük bir bölümünü gene Kürtlerle mücadele ederek geçiriyor. Yani sadece belediyelerle de sınırlı olmayan bir mücadele söz konusu. Sonuçta yerel yönetimler halkın teveccühü sonucu seçilmiş, yerinden yönetimi omuzlamış ve bu konuda halka söz vermiş mekanlardır, mercilerdir. Dolayısıyla halka verdikleri sözleri yerine getirmeleri gerekiyor. Ama AKP kendisinden olmayan bütün yerel yönetimlere aslında yasal düzenlemelerde belediyeler mevzuatını değiştirerek zaten uzun süredir bir çaba içerisindeydi. Bu çabasını en sonunda Kürtlerin elinde olan belediyelere kayyum atayarak CHP'nin elinde olanları da her şekilde yasal anlamda meşru olmayan şeylerle, yöntemlerle aslında görevsizlendirmeye çalışıyor. Yani yerel yöneticinin yetkilerini adeta valiye vererek valinin bu konuda daha çok söz sahibi olmasını sağlıyor. Kayyumlar da kimdir? Kayyumlar valilerdir. Örneğin şu anda Kürdistan'da diyelim işte bize birçok ilimizde kayyum olarak görev yapanlar hem valilik yapıyor hem kayyum görevini görüyor. Dolayısıyla bu ikisinin birlikte yürüme şansı yok. Ama bu tarih boyunca hep böyle devam etti. Bu konuda aslında AKP, MHP ittifakıyla birlikte bir çöktürme planı vardı. Bu çöktürme planının, hani siz ikinci ajanda dediniz ya, bence bizim için biraz yani çöktürme planı kapsamında işleyen bir süreç var. Kimileri bunu ikinci çöktürme planı diyor ama ben 2014'te MGK toplantısı alınan planın devreli olduğunu düşünüyorum. Bu planın bir parçası belediyelere müdahale etmekti. İkincisi diğer milletvekillerini almaktı ve dokunulmazlıkları kaldırmaktı ve Kürtlerin bütün kazanımlarına el koymaktı. O devrede ve şu anda devam ediyor. Yani sadece yerel yönetimle ya da belediyelerle sınırlı olmayan bir durumla karşı karşıyayız.
Yani belki şunu da bilmiyorum, belirtebilirim. Yeni fezlekeler geldi. Yani bu fezlekelerin durumu da aslında yerel yönetimlerde yaşadığımız kayıp politikasıyla birbirinden çok farklı değil. Çünkü sonuç olarak aynı zihniyet. Yani diyor ki sen seçmişsen asla seçmene sürmüyor. Sen seçmişsen de ben istesem onları görevden alırım. Ben istesem onları çalıştırmam. Anlayışlıdır bu. Bu milletvekili için, siyasetçi için, diyelim belediye başkanı için, hepsi için geçerli olan bir konsepttir. Bunu kendisine iş edinmiş, bu şekilde milli irade diyerek seçimle gelen bir AKP iktidarı geldiği günden %100 farklı bir noktaya taşıyan bir şeyle karşı karşıyayız. Yani bir Erdoğan gerçekliğiyle, bir AKP gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yani Musa Bey, siz de bilirsiniz, eskiden Türkiye'de bir şeyden bahsedilirken denilirdi ki Atatürk'ün ülkesinde ya da Atatürk'ün ilkeleri, inkılapları ve sözleri vardı, değil mi? Ama şimdi Süleyman Soylu'nun buyurduğu gibi artık Erdoğan'ın ülkesinde. Yani Erdoğan'ın ülkesinde yaşadığımız şeyler 12 Eylül'ü de aşan bütün halkların bir şekilde nasibini aldığı, konuşan, muhalefet eden herkesin kendisini yargı sopasıyla karşı karşıya bulduğu bir süreçtir. Böyle görmek lazım. Evet. Peki somut olarak mesela 21 milletvekiliyle ilgili olarak ne öne sürülüyor? Yani bir taraftan da bunları yani kağıda dökmeleri gerekiyor. Yani bir kalıbına, şey, kitabına uydurmaları gerekiyor. O kitaptan ne almışlar ki? Hangi maddelerden yola çıkıyorlar? Şimdi o kadar trajikomik fezlekeler hazırlanmış ki örneğin birkaç tanesinden söz edecek olursak eş genel başkanlarımız işte Pervin Buldan, Sezai Temel'i konuşurken siz milletvekili olarak oradaydınız. Onlar konuşurken işte onlara göre kendilerine görücü yaptıkları yani ya da terör örgütü propagandası yaptıkları söylemlerini öne sürüyorlar. Bunlar yapılırken siz neden müdahale etmediniz? Grup başkan vekiliniz Fatma Kurtalan konuşurken siz neden müdahale etmediniz? Açlık grevindeki milletvekiliniz Leyla Güven diyelim işte o grevi sürdürürken onun adını taşıyan önlüğü giydiniz. Onun adını konuşmanızda zikrettiniz. Yani gerçekten çok trajikomik. Söylemekten bile insan imtina ediyor. Böyle bir ülkede yaşıyor olmak, bu kanlar ayaklar altına alındığı bir yerde konuşmak hakikaten zul geliyor insana. Yani şu anda cezaevlerinde olan sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sabahat Tuncer, Gülten Kışanak ve diğer bütün arkadaşlarımız. Hepimizin suçu aynı aslında. Hepimiz için üretilen suç aynı aslında. Yani AKP iktidarına itaat edeceksiniz. Bizim sizin için çizdiğimiz kalıplarda yürüyeceksiniz. Onun dışında hareket ederseniz asla size yaşam şansı yok. Leyla Hanım bir şey söylemem lazım. Bağlantıda bir problem var. Yani sesiniz çok net gelmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi sizi tekrar arayacaklar. Siz kapatın lütfen. Şimdi bir tamam. Telefonla arayıp o şekilde bağlayacaklar sizi. Tamam Musa Bey. Evet, bu arada biz devam edelim sevgili izleyiciler. Şimdi tabii haklarına fezleke hazırlanan isimleri bir şekilde saymak da gerekiyor. Yani birden fazla fezleke hazırlanan isimler de var. Kaç fezleke hazırlandığını saymayacağım ama sadece isimleri sayacağım. Pero Dündar, Sait Dede, Kemal Bülbül, Nimetullah Erdoğmuş, Salih Aydeniz, Gülistan Kılıç Koçyiğit, Muazzez Orhan, Şevin Coşkun, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Semra Güzel, Necdet İpekyüz, Ayşe Sürücü, Nuran İmir, Ayşe Acar Başaran, Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Rıdvan Turan, Sezai Temelli, Remziye Tosun ve Leyla Güven. Ya Leyla Güven bu isimler arasından biliyorsunuz bizim şu andaki canlı yayın konuğumuz ve kendisiyle bu süreci konuşuyoruz. Tabii bunun yanında dediğimiz gibi bir şekilde HDP yönelik olarak devam eden böyle bir süreç söz konusu. Aynı zamanda tabii
iktidar kendi medyasıyla birlikte de bunu şey yapıyor, yani devam ettiriyor bir yandan da ve de HDP'yi halkın gözünde bir şekilde itibarsızlaştırma operasyonu bu aynı zamanda, yani bütün bu yapılanlar ve tabii meselenin milletvekillerini bu şekilde toplu olarak hani bir şeyle fezlekeyle bir şekilde buraya kadar eğer gelmişse bu mesele, buraya getirilmişse bu mesele, bu iktidarın bundan sonra da bu hedefteki çalışmalarına devam edeceğini gösteriyor. Şimdi tabii belediyeler açısından baktığımız zaman da daha önceden işte atanan işte kayyumlar var. Yani görevden alınan belediye başkanlarına yöneltilmiş olan, üstelik herhangi bir dayanağı da olmayan, yani çok da hani sağlam gerekçelerin ortaya konmadığı bir takım işte suçlamalar söz konusu. Ve bu yerden buradan baktığımız zaman da yine ciddi bir biçimde bir baskının devam ettiğini görüyoruz. Ve tabii bu sadece işte bu belediyelerle ya da işte yerel yönetimlerle ya da sadece işte milletvekilleriyle sınırlı bir durum da değil. Yani örneğin işte bir ceza infaz yasası çıkartılacağı zaman ne gibi bir takım işte anlayışla hareket edildiğini gördük ve burada yapılan bütün uyarılara rağmen, yani son derece işte insani bir durum söz konusuyken iktidarın herhangi bir şekilde geri adım atmadığını da gördük. Yani bütün bu şeyler, uygulamalar nasıl bir anlayışla hareket edildiğini gösteriyor. Diğer yandan tabii hayatını kaybedenler var. Yani ölüm oruçlarında hayatını kaybedenler var. Ve bunların da sesi duyulmuyor. Yani hepsi aslında daha büyük bir çerçeveden baktığımız zaman hepsi aynı anlayışın ürünü olan tavırlar bunlar. Yani iktidardan bu kesimlere yönelik olan bu tavırdan bahsediyoruz. Ve işte insanlar hayatını kaybederken iktidar herhangi bir şey yokmuş gibi davranıyor. Yani bir bakıyorsunuz işte İsveç'e uçak gönderilebiliyor, yani birbirlerinin işte tahliye edilebilmesi için. Sonradan başka şeyler de çıkıyor tabii bu işin altından. Yani bu tahliye edilen kişinin kimliğiyle ilgili olarak, kimlere yakın olduğuyla ilgili olarak, nereli olduğuyla ilgili olarak bir takım işte hemen veriler ortaya konuyor. Fakat bir bakıyorsunuz işte İsveç'e hani böyle bir şey yapılırken, şov yapılırken, diğer yandan ülkede gençler sadece ve sadece sanatlarını icra edebilmek için ölüm orucundan yatıyorlar ve hayatlarını da kaybediyorlar. Böyle bir şey de var. Yani ikiyüzlülük de söz konusu. Evet, şimdi Sayın Leyla Güven tekrar telefon hattımızda zannediyorum bu kez. Yine Skype'la, evet, yine bir bağlantı sağlanmış durumda. Evet Leyla Hanım, sizi dinliyorduk. Devam edin lütfen. Evet, kusura bakmayın, bir şey oldu, bağlantı kesikliği. Şimdi yani biz içinden geçtiğimiz süreç, özellikle bu pandemi, bütün toplumlara, bütün ülkelere yeniden kendi sistemlerini gözden geçirmeyi emrediyor. Çünkü bu mevcut olanla ilerlemek mümkün değil. Neden? Çünkü kapitalist sistemler kendisine göre, ulus devletler çeşitli biçimlerde bütün doğaya, bütün kainata aslında hükmetme hakkı görerek, her şey kendileri için yaratılmış olarak görerek kendilerini ayakta tutmaya çalışıyorlardı. Ama doğanın da buna karşı bir öz savunması var. Yani bunun aslında bir kanserleşme olduğunu, aslında bu mevcut haliyle ilerlemeyeceği belliydi. İşte pandemi aslında belki bunun ilk işaretidir. Yani dünyayı yok edecek kadar silah üretenler, egemenler, dediğim gibi her şeyi kendilerinde hak görenler bugün bu pandemi karşısında çaresizler. Mülteciler kapılarına dayandığında mültecileri kendi ülkelerine almamak için 40 takla atanlar ya da mültecileri araçlara doldurup sınıra götüren Türkiye bugün aslında gelinen aşamada bunların hiçbirisinin çözüm olmadığını gördüler. Ne paranın, ne silahın, ne gücün. Gerçek olan yaşamın kendisidir. Gerçek olan doğayla barışık bir yaşamı inşa etmektir. İşte şimdi bilim insanları kendilerini özgürce ifade edemedikleri için şu anda aslında dünyanın geldiği aşamayı anlatamıyorlar. Çünkü bilim de egemenlerin elinde tutsaktır.
Düşünün, Türkiye'de şu anda pandemiyle mücadele edildiği söyleniyor. Bilim kurulunda olan bilim insanları var ama onlar televizyonlarda özgürce ifade edemiyorlar bildikleri şeyleri. Çoğunu gizlemek zorunda kalıyorlar. Çünkü iktidar onlara söyleyeceklerini kadarını, iznini veriyor. Dolayısıyla süreç şeffaf yürütülemiyor. Yani bir infaz yasası ele alındı. Gerçekten bu infaz yasasıyla gelinen aşama içler acısı. Bırakılan herkes şu anda cinayet işliyor. Yani her gün maalesef bir kadının öldürüldüğünü, bir çocuğun öldürüldüğünü duyuyoruz. İşte infaz yasası düşünenleri değil, halka karşı, topluma karşı suç işleyenleri bıraktı. Böyle bir ayrımla çıkan bir şeydi. Dolayısıyla bunların hepsini birleştirdiğimizde bir yönetim sorunu var. Bütün dünyada var. Çünkü dünyayı neredeyse tüccarlar yönetiyor. Yani sadece bir avuç işverenin durumunu göz önünde alarak, göz önünde bulundurarak politika üretiyorlar. Bu politikalar halka yansımıyor. Bu politikaların halka yansımadığı her açıdan bellidir. Dolayısıyla biz bu yaşanan süreçlerin doğru yönetilebilmesi için önemli girişimlerde bulunduk, çağrılar yaptık. Yani bilimi özgür bırakın dedik. Sağlıkçıları ayrıştırmayın. Sağlık konusu her şeyden önemlidir dedik. Yani Türkiye'de sağlık konusunda en iyi sözü kurabilecek olan Türk Tabipler Birliği'dir. Türk Tabipler Birliği bu sürecin içinde olmalıdır dedik. Gene Sağlık Emekçileri Sendikası bu sürecin içinde olmalıdır dedik. Ama bunların hiçbiri dinlenmedi. Erdoğan söyledi. Onun diyelim işte Sağlık Bakanı ve diğer kabinesi de bunları çıkıp halka eksik, yanlış aktarmaya çalıştılar. Dolayısıyla kimse kendi özgür iradesiyle Türkiye'de hareket edemiyor. Erdoğan ve kabinesi var, atanmış kabinesi ve bu kabinede yani görev alanlar sözlerinde defalarca Sayın Cumhurbaşkanımız demek zorundalar. Yani kendi görüşleri yok aslında. İşte geçen gün Fatma Şahin bir söz söyledi ki doğru bir sözdü ama hemen ertesinde ya da saatler sonra bunu farklı şekilde formüle etmek zorunda kaldı. Yani kendi iradesiyle hareket etmeyen bir diyelim bakanlar kurulunun ya da bir milletvekilinin ya da başka bir yöneticinin aynı zamanda erki gücü elinde bulunduran bir yönetimin halka ne kadar faydası olabilir ki? Şu anda biz üzülerek belirtelim, insanlar açlıktan intihar ediyorlar. Yani artık evlerde durum, ekonomik durum alarm veriyor. Yarın pandemi bitse dahi, pandemi örneğin sona erdi ve hayat normale döndü denilse bile Türkiye'de hayat normale dönmeyecek. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Zaten kriz vardı ama pandemiyle birlikte bu kriz şu anda gündemde değil ve konuşulmuyor gibi. Ama yarın öbür gün bu kriz daha da derinleşecek. Şimdi sen evde kal Türkiye diye çağrı yapacaksın. Aynı zamanda binlerce, milyonlarca işçiyi, emekçiyi çalıştıracaksın. Bu nasıl bir çelişkidir? Bu kabul edilemez. Yani başka ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları, başkanları çağrı yapıyor. Kendi halkına diyor ki geçim sıkıntısı yaşamayın. Biz sizin için her şekilde düşünürüz ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılarız. Ama Türkiye'de cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki biz bir kampanya başlattık, kampanyamıza destek verin. Yani vatandaşa zor gününde bir devlet yardımcı olmayacaksa onun adı sosyal devlet olamaz. Yani sosyal devlet dediğin, hukuk devleti dediğin yurttaşın ihtiyaç duyduğu zamanlarda yanında olmasıdır. Ama öyle değil. Bunu eleştiren herkes kendisini kapının önünde buluyor. Dolayısıyla biz böyle bir ülke gerçekliğiyle şu anda karşı karşıyayız. Bir yönetememe sorunu var. Gelinen aşamada AKP'nin hikayesi bitmiş. Yani MHP onun imdadına geldi ama o da artık bir çare üretemiyor. Çünkü vatan millet Sakarya söylemleriyle artık ülke yönetilemiyor. Ne zaman başları sıkışsa hemen nefesi Kürtlere saldırmakta buluyorlar. Sadece içte değil, biliyorsunuz
Rojava'da bir demografya değişimi için şu anda Araplar oraya yerleştiriliyor. Yani Sarıkani'de, Grisipi'de Araplar yerleştiriliyor. Afrin'de biliyorsunuz Afrin halkı Afrin'den çıkarıldı. Oraya Öso çetelerinin akrabaları yerleştirildi. Dolayısıyla yani Güney Kürdistan'a bakıyoruz. Her gün oraya giden diyelim savaş uçakları Mahmur'daki sivil insanları bombalıyor ya da başka şekilde insanlar öldürülüyor orada. Ülkenin bütün kaynakları Kürtlerle mücadele adı altında heba ediliyor. Bu içte ciddi bir krize neden oluyor. Kriz gittikçe de derinleşiyor. Çok üzülerek belirteyim ki gerçekten çok kritik bir aşamaya geldik. Evet. Peki şimdi bu konuya tekrar döneceğiz. Yani genel itibariyle bir Türkiye'de yönetememe krizinin olduğu aşikar. Şeyin bu kriz süresince HDP'li belediyelerin yaptığı çalışmalarla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz lütfen? Yani bu şey özelinde, pandemi özelinde neler yapıldı? Yani yerel yönetimlerin bu konularda görev ve sorumlulukları herkesten daha önemlidir. Her kurumunkinden daha önemlidir. Çünkü dediğimiz gibi yerinde yönetim ve halkın direkt ulaşabileceği mekanlardır. Her yurttaş kendi sokağında, kendi mahallesinde, kendi semtinde yaşadığı sorunu kendi belediyesiyle görüşerek ya da ulaşarak çözmeye çalışır. Ama şimdi öyle değil. Yani belediyelere ulaşması gereken halkın önüne setler konuluyor. Zaten şeyi belirtmeye gerek yok. Yani kayyumların devraldığı belediyelerde halkımız belediyenin önünden bile geçmiyor. Çünkü kendi iradesi gasp edilmiş. Dolayısıyla oraya gitmek bile istemiyor. Şimdi diğer elimizde kalan belediyelerde de belediyelerimiz çok büyük bir çabayla bu pandemi döneminde özellikle halka her açıdan hizmet vermek istediler. İşte Batman bunun en somut örneğiydi. Batman çok ciddi bir planlama yapmıştı bu çalışmayı yürütmek için ama anında müdahale edildi. Şu anda Siirt ve diğer kalan belediyelerimizde çalışmalar devam ediyor. Özellikle bölgenin gerçekliğinden de kaynaklı çok farklı şeyler var. Örneğin işte su parası ciddi bir şeydir, sorundur yani belediyelere ödenmesi gereken bir paradır. Gene çeşitli hizmetlerden kaynaklı belediyelerin halktan aldığı ödenekler var. Bunların hepsi şu anda sınırlandırılmış, en azından geçici olarak ertelenmiş ve bu konuda halkın talepleri doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Mesela bunlardan bir tanesi de halka gıda yardımı ya da farklı çeşitlerde biçimlerde yardım dağıtmaktır. O yardım dağıtımının da önüne geçildi. İçişleri Bakanı bunu kendisine iş edindi. Çıktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden bütün belediyelere mesajını verdi. Yani bizim dışımızda, valinin dışında kimse yardım yapamaz dedi. Şimdi bunların hepsi gerçekten demokratik, sosyal devlette olmaması gereken şeylerdir. Biz onları çoktan unuttuk zaten. Türkiye'de artık öyle bir yapılanma yok. Ama yerinden yönetimin önemli olduğunu tekrar vurguluyoruz ve kendi elimizde kalan belediyelerimizin bütün ödenekleri kesilmiş, devlet onların çalışamayacak durumda olmasını istiyor ki pes etsinler. Ama arkadaşlarımız kıt imkanlarla ayakta kaldılar ve halka hizmeti de kaldıkları yerden devam ediyorlar. Evet. Peki bir yönetememe krizinden bahsediyoruz. Aynı zamanda tabii uzun zamandır Türkiye'de tek hakim olduğunu öne süren ve bunu aslında tahkim etmeye de çalışan bir partiden bahsediyoruz. Ve tabii son dönemde özellikle işte son yerel seçimlerde olduğu göründüğü gibi erimekte olan bir partiden bahsediyoruz. Ve dediğiniz gibi yani içeride ve dışarıdaki politikaları da bir şekilde bu belirliyor. Peki bundan sonrası için öngörüleriniz neler? Yani örneğin şimdi işte bugünlerde koronavirüste uğraşıyoruz ama bir süre sonra ister istemez hayatımızdan çıkacak ya da en azından işte gerilere doğru itilecek bu gündem maddesi ve tekrar şeye döneceğiz, Ankara'ya döneceğiz. Bundan sonra için öngörüleriniz neler? Neler olması gerekir? Muhalefet açısından düşündüğümüz zaman da neler yapılması gerekir? Şimdi aslında AKP'nin 18 yıl boyunca bu kadar büyük tahribatlar yaratarak iktidarda kalmasının en önemli nedeni, sebebi muhalefetin
bir araya gelememesidir. Eğer muhalefet gerçek anlamda bir demokrasi cephesi oluşturmuş olsaydı, emin olun AKP çoktan tarihin çöp sepetine giderdi. Ama muhalefet hep parçalı oldu. Hep çeşitli kaygılar taşıdı. Ama AKP de muhalefeti ayrıştırmak için elinden geleni yaptı. Yani elinde hazır yaftalar var zaten. Bunları devreye koyarak işte sen HDP ile birlikteysen sen de terörden yanasın. Sen işte CHP ile birlikteysen sen de şundan yanasın diyerek bu yaftalarla muhalefetin parçalı kalmasını başardı. Yani parçalı bıraktı bizi. Bizim bu konuda bir öz eleştirimiz olmalıdır halklara. Çünkü biz 18 yıldır bu zihniyete, bu zihniyet ki gelinen aşamada grup yorumun ve Mustafa Koçak'ın taleplerine bakarak aslında bu iktidarın nasıl bir iktidar olduğunu ve topluma nasıl bir zulmettiğini görmek mümkündür. Sadece türkülerini özgürce söylemek isteyen grup yorum üyelerinden sevgili Helin'i kaybettik. Ve gene İbrahim şu anda gerçekten çok kritik bir aşamada. Gene sadece adil yargılanmak istediğini söyleyen Mustafa Koçak, tahliye olmak istiyorum demedi, beraat etmek istiyorum demedi, sadece tekrar yargılanmak istiyorum dedi ama gencecik bir bedeni yitirdik. Şimdi böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Yani bir aileye oğlunun cenazesini kargoyla gönderen bir AKP gerçekliği var karşımızda. Son günlerde mezarlıklara bir müdahale var. Mezarlıkların taşları kırılıyor, mezarlıklar darmadağın ediliyor. Bunların resimleri de çekilerek özellikle bir infial yaratmak istercesine kamuoyuyla paylaşılıyor. Yani biz bu ülkede geçmişte bunların hepsini yaşadık. Ama AKP herhalde yeni nesile yeniden bunları hatırlatmak istiyor. Yani nasıl ki Dersim'de katledilen on binlerce insanı Cizre bodrumlarında insanlar yakarak tekrar hatırlattıysa, şimdi de işte diyelim 12 Eylül'de ölüm orucuna girenler nasıl yaşamını yitirdiler, şimdi grup yorum üzerinden bunları yeniden topluma yaşattırıyor. Denenmiş bütün yöntemleri yeniden uygulayarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ama şu mesajı vererek ayakta kalmaya çalışıyor: ben terörle mücadele ediyorum. Hayır, terörle mücadele etmek bu değildir. Bir kere terör kavramını yeniden ele almak gerekiyor. Terör ve terörist kime denir gerçekten? Yani bu konuların artık bütün dünyada yeniden tartışılması gerekiyor. Evet, sen dün beraber olduğun bir yapılanmayla aslında gel bu hasret bitsin dedin, yalvardın yakardın, her diyelim kesiminle, vekilinle, bakanınla onlara itaat ettiğini ortaya koydun, bugün onlara terörist diyorsun. Peki o zaman sen neyle yargılanacaksın? O zaman bu yapılanmanın siyasi ayağı nerede? İşte biz bunları muhalefet olarak soramadık, sorduk ama parçalı sorduk. Parçalı sorduğumuz için onlara güç getiremedik. Onlar da kendisini bütün bu zulümlerine rağmen ayakta tuttular, bugünlere getirdiler. Bugün Türkiye'de artık hem içte hem de dışta çok ciddi bir itibar kaybı var. Bu itibar kaybının kolay kolay ortadan kalkması mümkün değil. Yani Türkiye'nin bütün değerleriyle oynandığı, Türkiye'nin bütün değerleri alaşağı edildiği, şimdi bir parlamentodan bahsetmek mümkün mü? Yani bütün yetkileri bypass edilmiş, yetkileri elinden alınmış, bir soru önergesine dahi cevap alamayan bir milletvekili, bir parlamento gerçekliği var. Bunlarla başa çıkmak mümkün değil, bu şekilde olmak mümkün değil. İşte onun için ben şunu vurgulamakta yarar görüyorum. En son avukat görüşünde Sayın Öcalan bir cümle söylemişti. Demişti ki Türkiye'de evet yani yapısal sorunlar var. Ama masanın üçüncü ayağı olmak gerekir. İşte biz bu üçüncü ayağı tam da demokrasi cephesinin bir arada olması, birlikte tek bir söylemle halka umut vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü halk evet AKP'den bıkmış. Halk açlıktan gerçekten şu anda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. İntihara sürükleniyor. Bu iktidardan memnun olmadığını her şekilde dile getiriyor. Ama
alternatif görmek istiyor. Alternatifi de bütünlüklü görmek istiyor. Parçalı değil. O açıdan ben Türkiye'de şu anda en çok ihtiyaç duyulan şeyin demokrasi cephesinde güçlü bir muhalefet olduğunu düşünüyorum. Elbette özgürlüklerimiz olacak. Elbette farklılıklarımız olacak. Ama her şeye rağmen biz Türkiye bütünlüğü içerisinde Kürt sorunun çözüldüğü ve Kürt sorunun çözümüyle birlikte ülke kaynaklarının içe aktığı ve herkesin rahat bir nefes aldığı, hem barışın olduğu, ölümlerin olmadığı, hem de herkesin refah içerisinde yaşayacağı bir ülkenin mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunu söylediğimiz için, aslında hakikati söylediğimiz için de yargılanıyoruz. Fezlekeler geliyor, bizi susturmaya çalışıyorlar. Yani cezaevlerindeki vekil arkadaşlarımız, siyasetçilerimiz, eş başkanlarımız boyun eğmediler, itaat etmediler, susmadılar. Biz de dışarıda olanlar da susmayacağız. Yani bu kriz günlerinde, bu korona günlerinde bile toplumla mücadele ediyorsa AKP, MHP birlikte hareket edebiliyorlarsa, faşizan cephe bir araya gelebiliyorsa demokrasi cephesi de bir araya gelebilmeli ve halklara gerçek anlamda muhatap olabilmeli, halklara umut olabilmeli diye düşünüyorum. Evet. Peki iktidarın kendi içerisinde yaşadığı bir takım problemler de var. Yani işte İçişleri Bakanlığı'nın istifasına kadar giden süreç. Bu sadece elbette alınan bürokratik bir kararla ilgili değildi. Daha geniş bir arka planı var. Ve siz de az önce ifade ettiniz. Yani eski bakan Fatma Şahin'in işte kazayla ağzından çıkan ifadeler var. Fakat sonradan bunun işte Erdoğan'la ters düşeceğini düşünerek geri adım attı. Böyle söylemlere rastlıyoruz aslında, yani bir şekilde. Dolayısıyla AKP içerisinde bakanlar ya da işte bilim kurulu üyelerinin de hani kendilerini istedikleri gibi ifade etmediklerini söylüyorsunuz. Böyle bir problem var. Ve zannediyorum son olarak İçişleri Bakanlığı'nın istifasına yol açan şey de budur. Dolayısıyla bunlar için neler söylemek lazım? Yani iktidar kendi içerisinde de aslında bir şekilde kendi kendini yemeye başladı galiba. Aslında söylemiştim, gerçekten AKP'nin hikayesi bitti. Çünkü AKP iktidara geldiğinde kendisinin müzdarip olduğu, gerek yargı olsun, gerek siyasetteki diğer sıkıntılar olsun, hepsini dile getirerek büyük bir mağduriyet tablosu çizerek iktidara geldi. Sonrasında bu tablonun çok daha ötesinde bir siyaset yürüttü. Şimdi gelinen aşamada bu bitti. Ya bu hikaye artık kimse kanmıyor. Yani sen bir şiir okudum, mağdur oldum dedin. Sen şiir bile okumayan binlerce insanı tutsak ettin. Yani sen mağdur edildim dedin ama sen şu anda yüz binleri mağdur eder duruma geldin. Dolayısıyla senin hikayen bitti. Şimdi bittiğinde de ne olacak? Yani bu tükenişini, bu yok oluşunu aslında kendi içinde de çelişkilerle bir noktada tutmaya çalışıyor. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Yani bakanlar dahi bu Erdoğan'ın korkusundan sesini çıkaramayan AKP'nin içerisinde büyük bir kesim yanlış yapıyoruz, yanlış yoldayız diyor. Bunu belki karnından söylüyor. Çünkü açıktan söylediğinde başına gelecekleri, tasfiye edileceğini çok iyi biliyor. Dolayısıyla AKP'nin içerisinde evet ciddi çelişkiler var. Ama Süleyman Soylu sonuçta Mehmet Ağar'ın öğrencisiydi. Bir projesi vardı. Aslında bu projesini bence Erdoğan'a sundu. Dedi ki ben çok iyi katlederim. Ben çok iyi mücadele ederim. Özellikle Kürtlerle, muhaliflerle, konuşanlarla, düşünenlerle. Bu hikayesini anlatarak geldi. Erdoğan'la Bahçeli de onu kabul etti. Zaten bir sorun olduğunda ilk Erdoğan'dan önce Soylu'ya sahip çıkan MHP oluyor. Dolayısıyla onların gönlüne göre bir şey yürüteceğini söyledi. Evet, yani belki bin operasyonların sahibini aşamadı ama o da elinden geleni yaptı. Şimdi orada bir iktidar var, bir iktidar olgusu var, bir çelişki var. Bu ülkede iktidar uğruna geçmişte neler yaşandığını anlatmamıza gerek yok. Tarih bilinci olan herkes Türkiye'de bu konuda iktidarın bir hastalık düzeyinde olduğunu bilir. Şimdi bu içteki iktidarda evet kendi içinden şu anda iki tane daha parti çıktı.
bir dönemin başbakanlığını yapan, bir dönemin de gerçekten çok önemli konumlarında yer alan iki insan çıktı, ayrı parti kurdu. Ben eminim şu anda onlarcası da parti hazırlığındadır. Çünkü bu böyle gitmiyor. AKP hikayesi bitti. Toplum nezdinde bir ağırlıkları ya da şeyleri kalmadı. Bu konuda çelişkiler de devam ediyor. Ama çelişki ne olursa olsun dışarıya verdikleri resimde bunu göstermemeye çalışan bir yaklaşım sergiliyorlar. Diyorlar ki biz aslında çok rahatsızız. Birebir görüştüğünde rahatsızlıklarını ifade ediyorlar ama açıktan bunu söyleme cesareti göstermiyorlar. Bu da nedir? Bu da kendi iradesiyle hareket edememedir. Bu da aslında lider sultasıyla hareket etmektir. Aslında kendi iradesinin diyelim hiçleştirilmesidir. Tabii ki vekiller bundan rahatsız ya da bakanlar. Ama dediğim gibi yakında bu bir balon gibi patlayacak ve herkes AKP'nin içte yaşanan çelişkilerini de görecek. Biraz böyle düşünüyorum. Evet. Sayın Güven, son 4 dakikamız. Kardeş aile kampanyanız vardı. Bu nasıl gidiyor bu kampanyada çalışmalar? Onu da bize anlatır mısınız lütfen? Evet. Ben ona geçmeden önce izninizle kadınlara dönük birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu pandemiyle mücadele sürecinde maalesef kadınlar gene iki ayrı virüsle mücadele etmek zorunda kalıyor. Yani bir tanesi zaten pandemi, diğeri de erkek egemen zihniyetin oluşturduğu kadın düşmanı politikalardır. Seste sorun mu var? Yok, yani erkekler, evet öyle demek istediniz abi. Ben o yüzden söyledim. Tamam, pardon. Yani erkeği öldürmek diye bir olgu var. Evet. Gerçekten o içindeki erkeği öldürdüğünde evet, zaten sorun yok. Erkeklerle birlikte yaşıyoruz bu dünyada. Ama şimdi üzülerek belirtelim ki evde kalan erkekler kadınlara şiddet uyguluyor. Birincisi, gerçekten bundan vazgeçmeliler. Kadınlar alternatifsiz değil, çözümsüz değil. Kadınların da öz savunması var. Kendimizi demokratik çerçevede her açıdan savunacağız, öz savunmamızı geliştireceğiz. Dünyanın yarısıyız, dolayısıyla bu konuda kolay lokma olmayacağız. Diğer bir nokta kardeş aile olgusu. Evet, yani belirttik, toplumda olanı bile almaya çalışan bir devlet aklıyla karşı karşıyayız. Bir Erdoğan ülkesiyle karşı karşıyayız. Şimdi biz de parti olarak, HDP olarak ve bütün diğer kurumlarımızın da içinde yer aldığı bir kardeş aile kampanyası başlattık. Kampanyamız iyi gidiyor ama bizim hitap ettiğimiz, bizim sesimizi duyurabildiğimiz, bizim iletişim içerisinde olduğumuz, güç aldığımız kesimler de çok zengin kesimler değil. Malumunuz hepimiz yani çeşitli biçimlerde yaşamını sürdürmeye çalışan insanlarız. Ama buna rağmen büyük oranda bir katkı var, bir destek var. Kardeş aile kampanyamız büyük bir hızla devam ediyor. Büyük kentlerde 1000'i aşan kardeş aileler yapıldı. Örneğin Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Ağrı, daha birçok ilde. Gene diğer yardımlar da bir şekilde devam ediyor. Şimdi dayanışmanın önemi en çok da belki Kürtler tarafından biliniyor. Neden? Çünkü Kürtler geçmişten bu yana özellikle devletlerin geliştirdiği politikalar nedeniyle eşitsiz yaşadılar. Yani her şeyden ikinci sınıf, ikinci vatandaş, ikinci aşama, ikinci kalite, her şeyin en eskisini, en diyelim geride olanlarını onlara reva gördüğü iktidarlar. Dolayısıyla şu anda kentlerimiz gelişmişlik düzeyi olarak Türkiye'nin birçok kentinden geride seyrediyor. Onun için de bizim dayanışma her zaman göstermemiz gerekiyordu. Bunu gösterdik. Bunu Kobani sürecinde gördük. Halkımız dünyanın dört bir yanından oraya yardımlar yağdırdı. Biz gene çeşitli biçimlerde, çeşitli zamanlarda bu dayanışma örneklerini gösterdik. Yani 90'larda köyler yakılırken de o zamanlar günlerce sokağa çıkma yasakları uygulanırdı. Haber bile verilmezdi. İnsanlarımız köylerinde dayanışmayla ayakta kaldılar. İşte şimdi de biz 90'ların ruhuyla, Kobani ruhuyla tekrar dayanışmamızı büyütüyoruz. Ve Türkiye halklarından da bu konuda önemli çabalar var.
Bunları çok değerli buluyoruz. Dayanışarak evet. ayakta kalacağız. Yani bu günleri de aşacağız diye düşünüyorum. Evet. DTK Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Sayın Leyla Güven, çok çok teşekkürler bütün bilgi ve değerlendirmeler için. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Evet, böylece programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. En sonunda fırçayı yedik ama ya ne yapalım, yapacak bir şey de yok. Artık haftaya bir başka konu ve konuklarla tabii karşınızda olmayı umuyoruz. Mutlu bir akşam, mutlu bir gece, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.